Hayatı çelişkilerle dolu büyük düşünür Karl Marx kimdir? 1818'de Almanya'nın batısındaki Trier kentinde dünyaya geldi. Babası bir avukattı, yani işçi sınıfından değildi. Daha çocukken uyumsuz ve kibirli tutumuyla dikkatleri üzerine topladı. Derin düşünen, farklı bir çocuktu. Hukuk eğitimi alırken felsefeye çok daha fazla ilgi duyduğunu keşfetti. Büyük filozof Hegel'den çok etkilendi. Peki ya Tanrı gerçekten yoksa ve insan tarihin akışına kendi yön verebiliyorsa? Marx devrimci öğrenci gruplarına katıldı ve o zamandan itibaren Prusya Devleti'nin gözüne batmaya başladı. 1843'te gençlik aşkı Jenny von Westphalen'la evlendi. Jenny eğitimli, cesur, zeki bir kadındı ve Marx'ın devrimci fikirlerinin büyük bir hayranıydı. Ancak parayı idare etme konusunda Marx'tan daha ustaydı. Ayrıca yoksulluk içinde geçen hayatında Marx ona her zaman sadık kalmadı. Aynı yıl genç çift ülkeyi terk etmek zorunda kaldı çünkü artık Marx'ın yazıları Prusya'da sansürlenmeye başlamıştı. Çift Paris'te daha özgür bir ortam buldu. Marx bir fabrikatör çocuğu olan Alman sosyalist Friedrich Engels'la burada tanıştı. Ömür boyu sürecek dostluk Paris'te başladı. Engels Marx'a maddi açıdan da destek oldu. Çünkü büyük düşünür Marx'ın para kazanacağı fiziksel bir işe ayıracak vakti yoktu. 1848'de o tarihi yazı yayınlandı. Komünist Manifesto. 19. yüzyıldaki sanayileşmeye öfkeli bir yanıttı bu bildirge. İşçilerin sömürülmesine son verilmeliydi. Marx onlara şu çağrıda bulundu. Bütün ülkelerin işçileri birleşin. Sizler insansınız, birer eşya değil. Fransa işçileri kışkırttığı gerekçesiyle Marx'tan bir yıl sonra ülkeyi terk etmesini istedi. O da kapitalizmin kalbi İngiltere'ye taşındı. Marx sürgün hayatında yazmaya ve analizlerine devam eder ve tüm sistemi mercek altına alır. Ona göre ancak düşmanını iyi tanıyan onu yenebilir. 1867'de en önemli yapıtlarından biri ortaya çıkar, Kapital. Marx çoğunluğun işçiliğinin azınlığın kazancına hizmet ettiğini görmüştür. Marx'a göre bu şeytani sistemin değişmesi gerekir. Marx, 1883'te 65 yaşında Londra'da yaşamını yitirir. Ünlü filozof teoride çok büyük eserler ortaya çıkardı. Ancak uygulamada onları kendisi de pek yerine getirmedi.